Ben Doktor Alparslan Terzi, genel cerrahi uzmanıyım. Ben bugün size daha çok reflü cerrahisinden bahsetmek istiyorum. Reflü, mideden yemek borusuna ve ağza doğru gıda ve asitin kaçması. Normal şartlarda tüm insanlar, hepimiz yemek yediğimiz zaman veya gazlı içecek içtiğimiz zaman çok affedersiniz bir geğirme olur. Günde birkaç defa bunu yaşarız. Ama reflüde bu artık normal fizyoloji dışına çıkmakta, çok sık boğaza, yemek borusuna, mide içeriği ve asit kaçmakta. Hastalar midesinde yanma, ekşime, ağzı acısı gelmesiyle gelir. Onun dışında çok spesifik olarak hastalara şunu sorarız. Çiğ soğan, hocam hayatta çiğ soğanı terk ettim. Portakal, limon yiyemiyorum, hayatımdan çıkardım derler. Ama bu reflü yıllar sonra yemek borusunda tahrişe sebep olabilir ve çok uzun yıllar sonrasında kansere kadar giden tahribata sebep olabilir. Şimdi risk faktörleri dediğimiz şey aslında çok çok yaygın gördüğümüz, hemen herkesin yaşadığı bir şey bu. Aşırı kilolu olmak da, zayıf olmak da etkileyebiliyor. Beslenme çok önemli. Ağır spor yapanlarda, eğilerek daha çok mesleğini yapanlarda daha sık görüyoruz. Yani karın içi basıncını arttıran her durum tetikleyebiliyor. Ama mide fıtığı dediğimiz kavram, mide kapakçığının gevşemesi ve mideden yemek borusuna doğru, ağza doğru gıda kaçması. Bu birazcık aslında çok sağ sebebini bilmediğimiz, genetik olabiliyor. İdiopatik dediğimiz sebebi bilinmeyen bir durum. Şimdi mide fıtığı cerrahisi çok çok eski yıllardan beri yapılıyor. Yaklaşık 20-25 yıl önce açık ameliyat yapılıyordu. Gerçekten açık ameliyat, şimdi düşündüğümüz zaman laparoskopik cerrahi yapıyoruz, kapalı cerrahi. Çok çok daha konforlu bir ameliyat. Ameliyat basit bir ameliyat, konforlu bir ameliyat. Hastalar çok soruyorlar, kaç gün yatarım? Ertesi giden hastaların %90 ertesi gün taburcu olur. Hastalar ertesi gün günlük hayatına dönebilir. Ameliyat süremiz ortalama yarım saat ile bir saat arasında değişmekte. Kapalı cerrahi yöntemiyle yapıyoruz. 4 tane karından arasında delik dediğimiz küçük birer santimlik, 2 tanesi yarım santim, 1 tanesi 1 santim kesi yapıyoruz. Ameliyat sonrası estetik olarak çok şeydir, tatmin edici bir estetik anlamda sıkıntılı olmayan bir kesimiz olur. Tabii her ameliyatın kendine göre riski var, komplikasyonu var. %10 hastamızda bazı sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Şimdi laparoskopik cerrahide ben yaklaşık 10 yıldır bu kapalı ameliyatı yapıyorum. Yüzlerce bilinene ulaşmıştır bilmiyorum hastam var. Dediğim gibi, biraz önce söylediğim gibi, hastalarımın %90'ı çok çok memnundur. Ancak %10 hastada şöyle bir sıkıntı yaşayabiliyoruz. Bu ameliyatta yemek borusu çok gevşediği için orayı biz daralttığımızda koyduğumuz dikişler biraz daha ödem yapabiliyor. Nasıl ciltte dikişlerimiz böyle kızarır bir hafta 10 gün içerisinde. Onun gibi oradaki dikişte birazcık ödem ve şişlik yaptığı için hastalarımızda yutma güçlüğü olabiliyor. Bu genelde ameliyattan 2 hafta sonra artar. 1. aydan sonra kaybolur. %10 hastada nadiren de olsa biraz devam edebiliyor yutma güçlüğü. Onun dışında çok konforlu bir ameliyattır. Hastalarımız çok memnun olurlar bu ameliyatlardan sonra. Reflü cerrahisi kolay bir cerrahi. Artık laparoskopik yöntemle yapıyoruz. Korkulacak bir işlem değil. Çok sık yaptığımız bir ameliyat. Reflü gerçekten insanlar, yaşayanlar bilirler. Çok ızdırap verici bir şeydir. Bu nedenle şikayetleriniz varsa ertelemeyin. Ameliyat için tecrübeli bir cerraha, ekibe gidebilirsiniz. Ameliyattan korkmayın.